Merhaba arkadaşlar. Salon projeme kaldığım yerden devam edeceğim. Evet, uzun bir araydı. Yaz tatiliydi, tatildi, bayram ziyaretiydi, resmi tatildi, memleket ziyaretiydi derken ben salon projesine evet biraz ara verdik. Uzun oldu. Çok az işi kaldı. Aynı mutfak projesinde olduğu gibi neler yaptık bölümünde salonu bir haftaya yakın bir süre sonra salonda neler yaptık bölümünde paylaşıyor olacağım. Onun öncesinde şu an sehpayı anlatmak istiyorum ve sonrasında diğer sehpalara geçeceğim ve bunun için sizin fikrinize ihtiyacım var. Neler yapabilirim bölümünde birkaç projem var. Onu sizlere sorup hangisini yapsam daha iyi olur sizlerden bu konuda yardım almak istiyorum. Şimdi bu sehpada neler yaptım? Sehpamın üstü. Bundan öncesinde aslında şunu söyleyebilirim. Belki videolarımda bununla çok karşılaştınız. Benim evde en çok kullandığım aletlerden bir tanesi Dremel. Bunu su kabağında kullanıyorum. Bunu aslında mesela bir pense 20-30 lira. İşte penseydi, tornavidaydı. Herkesin evinde mutlaka kullandığı en acil ihtiyaç listesi bir alet çantası var mutlaka. Bence herkesin evinde alet çantasında bulundurulması gereken en önemli ihtiyaçlardan birinin bu olduğunu düşünüyorum. Çünkü ben bununla o kadar çok şey yapıyorum ki bazen pensenin ve tornavidanın daha da üstüne çıkabiliyor bu konu. Paylaştığım videolarda bununla çok karşılaşacaksınız. O yüzden bundan aslında bir tane temin etseniz ileriki projelerde, ileriki videolarda o kadar güzel şeyler yapacağız ki çok pahalı bir şey değil. 100-150 lira. Bu normal bir dremel. Bir tane daha dremelim var ama onu su kabağında kullanıyorum. Asıl önemli olan dremel değil, uçlar arkadaşlar. Şöyle ben uçları da göstereyim. Mesela bir tanesi 2-3 lira olan uçlar da var şu şekilde. Ya da işte bir tanesi 60-70 lira, 80 lira, 90 lira altın yapımında kullanılıyor. Elmas uçlar diyoruz onlara. Şurada var onlardan. Bir tanesini gösterebilirim. Mesela şunlar. Bunlar elmas uç diye geçiyor. Bir tanesi 60-70 lira o zaman için. Şu an ne kadar olmuştur onu bilmiyorum. Bunları özel açmalarda kullanıyorum. Diğerlerini de normal ev ihtiyaçlarında o veya oyma yapacağım zaman diğer uçları kullanıyorum ki bozulmasın diye. Şimdi bunu temin ettikten sonra aslında diğer projelerde o kadar çok şey yapacağız ki Dremel'le aslına bakarsanız sizin de mutlaka almanızı istiyorum. Çünkü ev projesinde delik açacaksak, bir yeri zımparalayacaksak, bir yere oyma yapacaksak veya bir nasıl söyleyeyim desen yapacaksak şu an onların şeyini vermek istemiyorum. Projelerimi hepsi yazılı bomba gibi bir projeyle devam ediyor olacağız. Şimdi sehpamı göstereceğim. Bu videoyu paylaşacağım. Bu videodan sonra da sehpanın yapımını paylaşıyor olacağım. 4 tane zibon sehpam var. Diğerlerini de bu şekilde yapacağım ama aynı desen olmayacak. Evet, bu stencil. Ama ben boyama için kullanmıyorum bunları. Çünkü boyamada şu hatları ki ben bu hattın çıkmasını çok isterim. Mesela su kabağı çalışmalarında o kadar titiz çalışılmalı ki bir desen çizdiğimiz zaman bu desen bu şekilde tamamen keskin olmalı. Ama bunda maalesef onu yakalayamıyoruz. Bu şekilde sürekli pompon yap. Bunu çıkarttığın zaman kenarları düzelt. Bulaşıyor. Sağa sola bulaşıyor. Ve baktığın zaman böyle net bir desen veya görüntü çıkmıyor ki onun çerçevelerini oluşturmamız gerekiyor. Onun için de çok ince bir fırçaya tamamen ressam tarzı çalışmaya ya da çok ince aynı renkte bir kaleme ihtiyaç duyup hatlarını belirlemeye gereksinim duyuyorum. O yüzden bunun çıkartmış olduğu desenleri sevmiyorum. Bazı beğendiğim desenleri ben başka bir şeyde kullanıyorum. Bunları da ilerleyen zamanlarda yapacağız. Çok videolar gelecek, çok dekorasyonlar gelecek. Hepsi de çok uygun ve maliyeti düşük şeyler olacak. Tamamen kanalım geri dönüşüm üzerine zaten. Şimdi gelelim bu sehpada neler yaptık ve daha sonrasında sizden fikir alacağım. Sehpam normal bu tarz. Şu şekilde tutacağım. Birinci aşamada bunu zımparaladım. Tahtanın ahşap kendi rengi bu oldu. İkinci aşamada bunu buraya koyalım. Stencil'ı
Bunun üzerine koydum. Şöyle çevireyim. İkinci aşamamız. Aynen yerleştireyim. Budur arkadaşlar. Kara kalem çalışmasıyla içini karaladım. Burada da yapacağım desenler ortaya çıktı. Bunu bir sonraki videoda paylaşacağım. Daha sonra bunu çıkarttım. Desenim burada oluştuktan sonra dramel uçlarımla, mesela şu an aradığımı bulamayacağım. Bunların içine oyma yaptım. Yani bunu içeri, evet, girebiliriz. Şu kadar içeri giriyor. Bir kat verniğini atıp, Ramazan bayramıydı, memleket ziyaretine gittim ve şu an bunun üzerinde bir kat vernik var. Ve geldikten sonra da birçok misafir ağırladı, kullanıldı, takıldı, çıkartıldı. Ve şu an tek kat vernik olmasına rağmen gayet normal. Şimdi bunun üstüne taş vernik atacağız ve son işlemini gerçekleştirmiş olacağız. Bu sehpamız bitmiş olacak. Şimdi size sormak ve fikrinizi almak istediğim diğer konu. Şimdi diğer sehpalarıma da bunu yapacağım. Ama hepsi aynı desen olmayacak. Farklı stencil'larla yapacağım. Bunu yaptığım zaman, herhangi bir stencil'la bunu buraya uyguladığım zaman, şu içlerine, mesela şu kelebeğin içine göz damlası tarzı bir şeyin içine boya koyarak boya sıkmak istiyorum. Buralara mesela yeşil boyama değil, tamamen dolgu boya olacak. Yani boyayı tüpten buraya sıkacağım. Bunlar boyayla içi dolmuş olacak ve o şekilde kurumaya bırakacağım. Öyle bir renkli sehpa mı yapmalıyım? Çünkü boyayı dökersem içinden ya şırıngayla çekmek zorundayım ya da güzelce temizlemek, yıkamak zorundayım. Onu bilemediğim için renkli bir sehpa mı düzgün olur? Ya da bu şekilde kalsın mı diye size soruyorum ve fikirlerinizi istiyorum. O konuda çok emin değilim. Evet, renk gireceğim salona ama sehpada mı girmeliyim yoksa başka şeylerde de renk kullandım. Onları şimdi paylaşmıyorum. Bu konuda yardımcı olursanız, sehpalar konusunda fikirlerinizi paylaşırsanız sevinirim. Çok güzel şeyler, projeler var. Neler var? Testler var. Sonuçlar var. Boyayıp boyamamalar var. Bunu şimdi ara video olarak paylaşıyorum sizinle. Sehpayı biraz anlatayım istedim ve mutlaka bir dramel edinin. Çünkü ilerleyen zamanlarda dramel ile ilgili bazı dersler başlatacağım. Onunla neler yapabiliriz? Evde neleri değiştirebiliriz? Dekorasyon malzemesi neler yapabiliriz? Onları paylaşıyorlar olacağım. O yüzden şimdi ben dekorasyonla uğraşırken siz de dramel araştırmaya başlasanız çok iyi olur ve çok güzel olur. Derslerimize başlamadan önce, mesela ne zaman başlayabiliriz? Salon projesinden sonra veya sizden gelen isteklere göre alanlar, dremel alanlar bana yazarsa, bir 10-15 kişi olduktan sonra veya daha fazlası olsun isterim tabii ki. Dremel derslerinde neler yapacağız? Evin içinde neleri değiştireceğiz? Ve neler yapabiliriz? Onları tek tek başlamış olacağız. Bu da güzel bir proje olacak. En azından birçok şeyin ne kadar değişime uğradığını siz de benimle birlikte görmüş olacaksınız. Şimdi buna taş vernik uygulamasını yapalım. Şimdi bunun üstünde toz vardır diye şu şekilde silmemiştim. Tozunu alıyorum. Çünkü kullanıldı. Yani toz aldım ama yine içinde kalmış diye tozunu alıyorum. Düz yüzeylerde ben vernik atarken fırça kullanmıyorum. Kart kullanıyorum. Kullanmadığım herhangi bir kartımı kullanıyorum. Taş vernik yeni çıkan. Bunu 40 TL'ye almıştım. Bunu çalkalıyoruz. Ve bu deliklerin hepsini dolduracağım. Çünkü üstünde tamamen kurusun diye. Biraz kararlı. Normal
normal konsolun ve masanın üstünü verniklerken de bu şekilde vernikliyorum. Hiçbir fırça izi kalmıyor. Bunda da delik yerleri dolduracağım için böyle bir malzemeye ihtiyacım var. Çünkü fırça o delik yerleri doldurmayacak. Düz bir zemin oluşturmayacak. O yüzden dağıtıyorum şu an. Şu an kartı hiç bastırmıyorum. Tamamen düz bırakıyorum. Yani kendi ağırlığını bırakıyorum burada. Kenarlarına çıkan yerleri de bu şekilde kenara veriyorum ve bırakıyorum. İlk önce parlak vernik yaptım ve onu yapıp bayram tatiline gitmiştim. Ki bunu yapmamın sebebi tahta verniği emeceği için öyle bırakmak istedim. Çünkü bütün delikler dolmayacaktı. Onu tahta emsin, onunla kalıplaşsın. İkinci taş vernikte de üst zemini yaptığım zaman alttaki vernik onun emmesini engellesin ve cam gibi üstte kalsın. Yani şu an taş verniği tahta emmeyecek, diğer alttaki parlak verniğin üstünde kalacak. Bu sayede de oyma yaptığımız yerler tamamen cam gibi dolmuş olacak. Yani bardağınızı koyduğunuz zaman herhangi bir eğrilik hissetmeyeceksiniz orada. Herhangi bir yamukluk olmayacak. Şu an bütün delikler doldu. Yalnız bir tanesinde hava kabarcığı oluştu. Onları düzeltiyorum. Saç kurutma makinesi de olabilir buna tutarsak. Yani bizim buradaki amacımız taş verniği biraz epoksi gibi hissettirmek. Çünkü epoksi döktüğünüz zaman cam bir yüzey oluşturuyorsunuz. Cam yüzeyi elde etmiş oluyorsunuz. Bunu da alt kata vernik attığım için şu an üst katta da taş vernik olduğu için daha çok epoksi gibi görünecek. Bu şekilde kurumaya bırakıyorum. Ve taş verniğimiz ve birinci sehpamız hazır. Gelin şimdi bunu baştan sona nasıl yaptık hep birlikte izleyelim. Hoşça kalın.